aynı boyda olalım. Tamam. Böyle duralım başlayalım. Abi gerçekten alacağım sonra. Gel senden başlayalım. Mükemmel yakışıklısın. Nasıl olacak bu işler? Yakışıklıyım da ya. Bak kameraya göz kırpıyor, bak bak poz da veriyor. Aman Allah, maşallah diyelim hemen. Eyvallah, teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl geçiniyorsunuz? Bayağı arkadaş gibisiniz. İyiyiz, yakın arkadaşız zaten. Dertleşiyoruz. Biz onu yetiştiriyoruz zannediyoruz, o bizi yetiştiriyor. Hayatımız çok değişti. Ve çok mutluyuz. Bu yaşlarda en büyük derdi ne peki, size anlattı? Şu anda en büyük derdi, ne kadar ilgi görürse görsün daha fazla istiyor. Oo süper, bak geldi. Şu anda hemen. Tam bir erkek çocuğu ya. Bitince. Evet. Bence oyuncu olur. Tamam, bende saklandı. Biz gemileri izleyeceğiz de soruları alalım kaçalım. Tamam, o zaman soralım. Yani biliyorsunuz hani çocuk büyütme gerçekten de çok zor. Sizin de beşiklamanız vardı. 2 yıl ısınız kaldı. Baba gerçekten ben neredeyim? Diye. Şu an ne peki durum? Şu an nasıl? Valla ben bakıyorum. Ondan sonra tamam mı? Baba ben neredeyim? Bizim oyunumuz bu da. Ben de orayı bulamıyorum şu anda. Nerede olduğunu. Aha buradasın, gördüm seni. Burada mısın? Yakalandın ışıklarda. Valla şöyle, bizim ülkemizde artık işsiz kalmak standart paket haline geldi. Ben de kendi potansiyelimi bir hacim ürettim. Stand-up yapıyorum, tek işte gösteri. Bunu da Avrupa'da yapıyorum. Şimdi Eylül, Ekim ayı itibariyle Amerika'da yapacağım, Kanada'da yapacağım. Yurt dışında bizim malum çok fazla Türk vatandaşımız var. Birleştirici bir dille artık çok insana birbirlerine böyle çok kolay kavga eder hale geldiler. Biz bir ince bir çizgi yakaladık ekibimle. Tek kişilik gösteri olsa da bayağı sağlam insanlarla çalıştım. Yurt dışında biraz sahne yapacağım. İşsiz kaldığınız dönemde ne yaptınız? Geçiminizi nasıl sağladınız? Valla ben hayatımda şöyle söyleyeyim. Hep cömert oldum. Cimri bir adam olmadım ama ufak tefek bir şeyler almışım, yatırım yapmışım falan. Onlar beni ayakta tutuyor. Kimseye muhtaç olmadım. Ben hayatta hiç kimseden iş dilenmedim. Potansiyelimi biliyorum. Gelirse benimdir, gelmezse de çok fazla zorlamam. Böyle bir karakterim, yapım var. Dolayısıyla bir şekilde ayakta duruyorum, kalıyorum ve mutluyum. Benim zaten böyle televizyondaki dizilerle ilgili içsel olarak da bir şeyim var. Tam bana uymuyor. Yani şu anda hangimiz hangi diziyi izliyoruz ki? Bizim Adanalı Kertenkele dönemlerinde deli gibi izleniyordu diziler. Şu anda dizilere bakıyorsun. Ben oynayan arkadaşlarıma çok üzülüyorum. Yani bir şey anlatmıyor. Eskiden diziler bir şey verirdi. Ben bugün ustamız Kandemir Kondu'nun evindeydim. Saatlerce okuduk, dertleştik, sohbet ettik. Ben Kandemir Kondu Tiyatrosu'nda profesyonel oldum. Mahallenin muhtarları, Perihan abla gibi dizilerle ülkenin o dönemki jenerasyonuna şekil vermiş, yön vermiş. Paylaşmayı, dostluğu, kardeşliği, komşuluğu aşılamış bir yazarın evindeyim ve ben onun ocağında büyüdüm. Şimdi bu dizileri görünce böyle toplumu saçma sapan yerlere götüren, izleniyor diye her yol mübahtır kafasına giren dizilerde ben tek tek gerisi oynar mıyım? Oynarım ama çok kavga ederim. Yani denedik işte bir tane dizi. 5. bölümde kalktı çünkü tartışıyorum yani. İnanmadığım bir şey oynamak istemiyorum. İyi şeyler yapalım istiyorum. İyi şeyler tabii ki yapılıyor ama çok az. Yani %5 iyiyse %95'i kötü. Bir şekilde aidiyet hissimi kaybettim sektöre. Dolayısıyla ben çok mutluyum. Yani hayatımın en önemli projesiyle beraberim. Yani hayatımda hiç böyle dizi kovalamadım. Gelirse, şartlar uyarsa tabii ki oynarım. Ama şu an sahnede mutluyum. İşsizdim diye böyle benim gibi 4-5 sene önceki halim gibi söylenen arkadaşlara tavsiyemdir. Kendi potansiyellerinize bir şeyler üretmeye bakın. Ve mutlaka birkaç dalda da gelir elde etmeye bakın. Öteki türlü bizim sektör çok acımasız. Mesela hangi diziler yatırıldı peki bugünkü toplantınızda? Hangi diziler beğeniliyor ya da beğenilmiyor? Dizi hiç konuşmadık. Biz kendi projelerimizi konuştuk. Ustanız zaten yani o öyle adamlarla bunu konuşamazsın. Ya sadece kısa geçer, üzülür. Yani. Üzülüyor. Ben de üzülüyorum. Bugün artık her şey para odaklı oldu. Eskiden de biz para kazanıyorduk, paramız değiyordu. Fakat toplumda karşılığını da bulduk. İnsanlar mutlu. Benim Nezle teyzenin stand-up'ını da anlatıyorum bunu. Sahnelerini kanser hastalarına izletip motive ediyorlardı. Yani şimdi ben bunu gözümle gördüm hastanelere gidip. Şimdi bugün
hangi diziyi izleteceksin de hastaları motive edeceksin? Gözünü seveyim. Yani bak, ben 3 dakika dayanamıyorum. Ben 3 dakikada 300 tane mantık hatası buluyorum. Allah yardım etsin buna inanmadan yazan, oynayan, yöneten, yapımcılığını yapan herkese. Son olarak son bir soru bırakıyorum ondan sonra. Diziniz, elim çok açıktı benim. Şimdi de aynı şekilde açıklık devam ediyor mu? Şimdi yapamıyorsun çünkü. Bir dakika sonra. Eyvah, helikopter mi geçti? Eyvah, eyvah. Ya bizim şifreli bir şeyimiz o, helikopter. Ya hala öyle, mizacım değişmiyor ama eskisi kadar olamıyor tabii. Yani biraz önümüzü görmemiz lazım. Mekanı yıkacak biraz. Mekanı yıkacak biraz. Bak, bu dijitale döndü diziler. Yani televizyondan çok dijitale döndü. Bu konuda neler söylemek istersin? Veya diziler, hani çok eleştiriyorsunuz ya. Dizilerde beğenmediğiniz bölümler neler oluyor? Ya da şey, şöyle söyleyeyim. Yapmak için mi yapılıyor sizce? Tabii tabii. Yani anam yapımcılarla birilerinin bir iletişimi var, bir şeyler oluyor. Büyük isimler bulunuyor. Aynı hatalar tekrar tekrar yapılıyor. Sonra final. 3 bölümde, 5 bölümde. Hop! 3 bölümde, 5 bölümde final olmaz abi. Ya bir dizi tasarlarsın. O dizi bir sezon gider biter anlarım. Ama dikkat edin, dizi 3 bölüm, 5 bölümde bitiyor. Platformlar da bu saçmalıkların doğurduğu bir mecra zaten. Dünyada da öyle. Ya dünyada gerçi Amerika'da, Avrupa'da sitcomlar 25 dakika, dramalar 45-60 arası dakikada bitiyor. Biz hala 2,5 saat, 3 saat saçmalığına devam ediyoruz. İnsanlar ölüyor yani, gerçekten ölüyor. Saçma kötü. Doğru söylüyorsun, özür dilerim. Kötü bir kelime kullandım. Aile dizisini nasıl buldunuz Kıvanç? Ben izlemedim. İnsanlardan duydum, beğeniliyor ama bak şu olacak. Bize de genelde seyirciden gelen eleştiri şu. Abi başlarda çok iyiydi, sonra saçmaladı, ne oldu falan. Saçmalık bölümü aynı. Saçmalamak zorundalar. Şey bitiyor. Hadi annenin yanına ben gidiyorum. Şimdi saçmalama... Yazarın da malzemesi bitiyor. Yani bir yere geliyor. Şimdi diğer ülkelerde adam 4-5 sezona yayarak bir şey yazıyor. Orada her şey planlı, programlanıyor. Bizde adam... Ama reyting düştü, şuna aban bunu öldür, ötekini bilmem ne yaptı diye 10 bölümde bütün malzemeyi bitiriyor. Dizi tuttuysa da saçmalama çarkına giriyor. Mecbursun yani, yapamazsın. Peki dizilerin yurt dışına satılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Son dönemde birçok dizi yurt dışına satılmaya başladı, özellikle Türk dizileri. İran olsun, Fas olsun, oralarda özellikle çok izleniyor, çok fan kitlesi deniyor ya. O fan kitlesi oralarda daha çok oluşuyor aslında. Benim de var, bir sürü garip ülkelerde. Tacikistan'da şu anda ben Michael Jackson gibi binlerce mesaj geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Azerbaycan'da keza öyle. Burada mesela madem açtınız, inşallah yayınlarsınız. Telif haklarında biz o tekrarlardan asla para almıyoruz. Yani emekçi biziz. O kadar emeğimiz var, bizim yüzümüzle para kazanılıyor. Bize bir sözleşme imzalatılıyor. Evrendeki bütün haklarımızı devrediyoruz diye. Mesela bu adil değil. Benim arkadaşım var Paris'te, çok sevdiğim bir dostum. O da oyuncu orada. Gerard Depardieu'yla 2 sahne çekmiş. 20 sene önce. Diyor ki 20 yıldır bana her ay diyor bir yerlerden para yatıyor hesabıma diyor. 20 yıldır. 100 lira yatıyor, 300 lira yatıyor, 5 lira yatıyor. 20 yıldır telif alıyormuş. Dünyanın neresinde yayınlanırsa o şey. Benim 20 yıldır bir sürü dizim yayınlanıyor. 5 kuruş para almıyorum. Ya onlardan bile, hepsi değil tabii, birkaç tane dizimden hala alacaklarım var yani. Kim oyuncular kimi geçerli bu? Çoğu tabii tabii. Yani almıyorlar. Yani bazı oyuncular mesela isim gücünü kullanıp diyor ki işte üç ülkese satılırsa %1-2 pay alırım diyen var ama bu bizde olmuyor. Bu arada bu dizilerde yanılmıyorsam, bundan emin değilim, bizdeki gibi yayınlandığı gibi verilmiyor. Biraz daha sıkıştırılıyor bazı yerlerin makasını. Kısaltılıyor. Bizde süreye odaklı çekiliyor. Ama biz asıl mevzu, yani konu neyse ona odaklanmamız lazım. Yani biz niye platformlardaki dizileri izliyoruz? Başlıyor, gidiyor. Adam seni kandırıyor yani, alıyor içine. Orada bile bir dizi şeye girerse, o şov yapıyor. O dizi mesela abuk subuk yerlere girerse bırakıyorsun. Kaybediyor reytingi yani. Ama bizde dakika bir giriyor yani o sürece ve insanlar bakışa gitmiyor yani. Oktay Bey'le görüşüyor musunuz? Oktay Kanerce'yle? Her gün hemen görüşüyoruz. Her gün. Herhangi, yani bayağı bir döneminiz geçirdiğiniz zamanlarda size destek oldu mu, yardımcı oldu mu?
Ya ben o konularda dostuma şey yapamam. İşim var, bitince geliyorum. Annenin yanına git. Bak anne şurada bak, annenin yanına git. Gel gidelim, gel. Tamam, birazdan bitireyim mi ben geliyorum. Tamam, teşekkür ederim anlayışınız. Ya şunu yapamam. Yani ben Adanalı zamanı, Kertenkele zamanı elimden geldiğince birçok oyuncu dostuma önayak oldum. Yani bir rol varsa senaryo okuduğunda bulmadılarsa işte ben telefon verdim ve o arkadaşlarım oynadı. Bu konuda sitem edemem. Çünkü Oktay bu son işinde hem başrol oynuyor hem yapımcısı işin. Yani derdi zaten varken ikiye katlandı. Ben şunu hayatım boyunca yapmadım yani. Hani gelip oynayayım mı falan diye. O çağrısı dedim ki bunu bana dizi başlamadan önce bana bir teklifte bulundu. Biz bunu konuştuk, prensipte anlaştık. Ben sıramı beklerim. Ne zaman doğru zamansa o zaman bir yerde denk gelirim. Oktay Bey'den teklif geldi yani. Ya karşılıklı konuştuk beraber. Ama dizi başlamamıştı. Sonra dizi başladıktan sonra çok sorunlu bir süreç yaşadılar. Yani ben kendimi de araya sokup yapamam. Öyle bir adam değilim. Karakterim müsaade etmez. Olursa zaten bana ihtiyacı gel der hani gideriz. Bizim aramızda şey değil. Hani dostuz, abi kardeşiz. Dertleşiriz, dertlerimizi biliriz. O başka bir konu ama iş konusu başka bir konu. Eğer ihtiyacı olursa zaten çağırır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Evet. Bir fotoğraf rica edeceğim. Bir fotoğraf rica edeceğim. Selam söyle.